düşünün. Bir ocağın sembolleri yok, simgeleri yok, kerametleri yok, mitleri yok, söylenceleri, efsaneleri yok, bir tarihi yok, talipleri yok, rehberi yok, ziyaretleri yok, kutsal mekanları yok. Tek başına bir dedeyle, tek başına bir aileyle ocak ocak olmaz. Talip yoksa zaten ocak yoktur. Dolayısıyla hani bunu bir bütün olarak düşünmemiz lazım. Bunu kısaca buna değindikten sonra şunu ifade edeyim. Bir diğer şey, Aleviler kapalı toplumdan yani kırdan kentlere göç etmeye başladılar. Bir modernleşme süreci var, bir değişim süreci var. Peki Aleviler, şöyle bir tartışma var. Ya kent koşullarına cemevlerimiz kuruldu, artık Alevi ocakları kendi misyonunu doldurdu şeklinde bir yaklaşım var. Böyle bir tartışma var. Şunu biliyoruz ama, yani kentlerde cemevlerimiz kuruldu, dernek vakıflarımız kuruldu, çok önemli bir işlevi ve görevi yerine getiriyorlar ve bunlar çok kıymetli. Kesinlikle güçlendirmemiz lazım. Alevi toplumu güçlendirmesi lazım. Ama ocaklar, ocak sistemi, o bir talip ilişkileri süreci, çünkü inanç organik olarak orada yaşıyor. Organik olarak yaşıyor. Bunlar kamusal, tarihsel bir görev gibi, yani hem pirlik, dedelik, mürşitlik, rehberlik, hem taliplik bir miras olarak devrediyor aslında. Hem kentileşebiliriz, hem sosyal siyasal ihtiyaçlarımız için derneklerimiz, vakıflarımızda, cemevlerimizde, oralarda örgütlenebiliriz. Kendi medyamızı yaratabiliriz. Birçok şeyimizi yaratabiliriz. Ama inançsal anlamda o tarihsel, kalısal olarak bize devredilmiş olan, miras gibi gelmiş olan ocak sistemimizi, cemaat olma, topluluk olma, organik ilişki biz kentlerde de sürdürebiliriz. Ocağımız bunu yapıyor aslında. Sadece burada birbirimizi tanımamız, bunun böyle yürüyebileceği konusunda bizim bir kere dışarıdan yapılan tartışmalara bir hayır dememiz lazım. Biz bu inancın evlatları olarak, bu ocakların evlatları olarak, bu ocakların talipleri olarak, bu kadim inancı bugüne taşıyanlar olarak bu konuda elimizi taşın altına koymamız lazım. Bir diğer şey, bitiriyorum. Topluluk dışındaki, yani topluluk elbette kendi başına yaşayamaz kentlerde. Bir topluluğun sınırlarını diğer topluluk belirler. Yani Alevilerin sınırlarını diğer topluluk belirliyor. Benim sınırımı Ayhan Aydın Hocam belirliyor. Daha ileri gidemem. Hamza Hocam belirliyor. Daha ileri gidemem. O tarafa gelemem. Siz kapatmışsınız orayı. Arkada sahne var. Şimdi dolayısıyla bizim sınırlarımızı kim belirliyor? İstanbul'da yaşayan, Türkiye'de yaşayan diğer topluluklar. Yani Sünniler, yani Şiiler, yani Hristiyanlar, yani inananlar, ateistler, insanlar belirliyor. Ama biz de ondan ikini belirliyoruz. Biz Sünni'nin, Sünni toplumun sınırını biz belirliyoruz. Hristiyanlığı biz belirliyoruz. Dolayısıyla bu konuda bütün toplulukların, ülkemizi yönetenlerin, bu Türkiye'yi yönetenlerin, kamu kurumlarının da, akademinin de buna böyle yaklaşması lazım. Sorun ne? Böyle yaklaşmıyor. Nasıl yapıyor? Benim sınırımı belirliyor, asimile etmeye çalışıyor ama diğerinin önündeki bütün barajları kaldırıyor. Sorun buradan kaynaklanıyor. Avuçan Hoca ve Sultan Sahak Hoca İran Irak'taki farklı etnisiteleri barındıran iki ocaktır. Diğer ocaklarda farklı etnisiteler yer almaz. Avuçan Ocağı'ndan sonra işte Baba Mansur, Dede Garkın, Hacı Bektaş gibi mürşit ocaklarını sayabiliriz. Dede ocaklarına göre de böyle bir sıralama yaptıktan sonra zaman tabi az. Etnisitelere gelelim ki en fazla tartışma bu etnisite alanında oluyor. Mesela biri çıkıyor diyor ki Kürt'ten Alev olmaz. Öbürü de onun inadına diyor ki Türk'ten Alev olmaz. Hadi bakayım şimdi. Aslında ben oranları da biliyorum. Bu alanda da çalışma yapmış biriyim. Yani kimin oranı nedir şu anda pek değinmeyeceğim ama herkesten Alev olur. Çinli'den de olur, Kanadalı'dan da olur, Japon'dan da olur. Ama herkes seyit olamaz. Aleviliğin kuralı bu. Seyitlik yani pirlik, mürşitlik soydan gelir. Yoksa herkes Alev olur. Nasıl olmayacak? Adam geldi dedi ki ben Alev olacağım. İkrar vereceğim. Hayır sen veremezsin. Ne yaptı? Kimde var? Hiç kimse de
yok. Bu anlamıyla daraltmalar yapılıyor. Avuçan ve Sultan Sahak Ocağı'nda Kürtler, Abdallar, Türkler var ama Avuçan Ocağı'nda Kürtler çok büyük çoğunlukta. Baba Mansur Ocağı'nda şöyle bir sistematik var. Baba Mansur'a doğrudan bağlı olanlar Kurmanç, Hacı Kureyş aracılığıyla bağlı olanlar Zaza, Gelmiş Gevir de var burada tabii. Böyle bir durumu var. Dede Garkın Ocağı'na bağlı olanlar, talipleri sayıyorum yani etnisteye göre, Türkler ve belli bir abdal grubu var. Gerçi bu abdal grubu hemen hemen her ocakta var da, böylece ifade etmiş olayım. Hacı Bektaş Ocağı'na geldiğimizde asli unsuru abdal topluluklarıdır. Yani Hacı Bektaş Ocağı'nın asıl talipleri abdallardır. Bunu söylerken tepki alacağımı da biliyorum ama tarihi ve güncel gerçekte budur zaten. Nacizane bütün Balkan coğrafyasını gezdim. Romanya'da Babadağ'da asıl türbesinin olduğunu, Bulgaristan Kaleakra Burnu, Ohri Makedonya, Arnavutluk Kuruya, Bosna Hersek'te Bilegay'da makamları ziyaret edilen Sarı Saltuk, neredeyse Hacı Bektaş'ın sarıyı saldık dediği gibi, yani Anadolu'dan bir barış elçisi olarak Hacı Bektaş'ın gönderdiğine inandığımız Sarı Saltuk, onun vekili olarak bu düşünceyi, bu öğretimizi oralara kadar götürmüş en büyük öncüdür. Fakat ocak sistemi olarak bize yadigar karan Seyyid Ali Sultan'dır. Seyyid Ali Sultan dergahı bugün Anadolu'da belli ocaklarımızın hala hiç durmadan yerine getirmiş oldukları o güzel ulvi yolculuğu devam ettirmektedir. Seyyid Ali Sultan dergahında çeralar yanmaya devam ediyor. Seyyid Ali Sultan dergahında gerçekten çeralarımız yandığı gibi cemler, görgüler, sorgular bugün şu anda tüm canlılığıyla sürüyor. Anadolu Aleviliği ocak sistemi neyse Seyyid Ali Sultan da orijinal bütün araştırmacıların, pirlerin gidip gözleyip yaşayıp bir şeyler de hala öğrenebileceği bir gıptayla baktığımız kutup yıldızımız diyorum ben Rumeli'de. Oradaki çeraları da söndürmek isteyen, Balkanlarda da asimilasyona çalışan zihniyetler faaliyetlerini sürdürdüler. Ama pirimiz Hacı Bektaş'ın büyük öğretisi Balkanlarda öyle kök saldı ki o günden bugüne gelen bu aşk çerağı yanmaya devam ediyor. Topluluklar, zaman bir dakika kaldı. Sayısal olarak ifade etmeyebilirim ama birçok kentte hala dergahlarımız, ocaklarımız açık. Canlarımız hizmetlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Türkiye'deki canlarımızla bağlantıları sürüyor. Bir de Rumeli Süreyi dediğimiz bir süreyimiz var. Bugün İstanbul'da da, Küçükçekmece'de, Cennet Mahallesi'nde, Hürüzköy'de, Avcılar'da, Gazi Osman Paşa'da özellikle Balkanlardan gelen canlarımız bu cemleri, bu erkanları, bu sürekleri tüm canlılığıyla sürdürüyorlar. Buradan da oraya giden insanlar aynen atalarına kavuşmuş gibi bu erkanları sürdürüyorlar. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunarken daha geniş platformlarda bu konuları konuşmak isteriz. Son cümle olarak da bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'ta bir Bektaşi devleti kurulma düşüncesi dile getirilmişti. Bizim devletlerin işin içine karıştığı sistemlerle değil, gönüllerle işimiz var. Gönülleri birleyenlere ne mutlu, pirimiz Hacı Bektaş'ın velinin yolundan gidenlere ne mutlu, yolumuzu, erkanımızı değerleriyle sürdüren gerçek pirlerimize, rehberlerimize, mürşitlerimize ne mutlu, ozanlarımıza ne mutlu. Aşk olsun sevgili dostlar, aşk olsun.